Ya bir de bunlarda böyle bir hastalık var. Binali Yıldırım, beyefendi bir adam. O uyuşturucu işinde değil dedi. Eski başbakan. Değerli bir insan dedi. Oğlunu korumak için alana o çıkmış. Ya Sayın Başbakan, senin oğlunu korumana gerek yok ki. Neden? Adam 15 senede kaç milyar dolarlık serbest yapmış, servet. Biz sadece Hollanda'daki ayağını biliyoruz. Hollanda devleti açıkladı diye. Diğer ülkelerde kaç milyar dolar daha vardı? Evet. Ya bu adam süper dahi olmasa 10 senede 3-5 milyar doları nasıl kazansın? Millet 3.000 dolar kazanan bir adam 3 milyar dolar kazanmış ya. Ya bıraksana çocuğun seni geri zekalı mı? O konuşsun. İşte böyle yapınca şaibe büyüyor, herkes inanıyor. Yok, kit getirmiş. Hele o düşkün Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Düşkün Abdülkadir. Yok, sen de gerçekten delisin ya. Ya hangi gurursuz, hangi onursuz, hangi aşağılık, hangi pislik bir insan 150 kiloluk bir adam Venezuela'ya kit getirirken Cumhuriyet Gazetesi gümrük kayıtlarını patlattı, kit gitmemiş, torbayla getirdi lan. Bu nasıl bir onursuzluk lan? Bunu kim diyebilir lan? Bak Neyzen baba, senin gibi gazeteciler, çakmalar, düşkünler, bir de o sahte yorumcular var ya. Bir de hep bana diyorlar ki Neyzen babadan oku. Kardeşim, küfürsüz olanları okudum, bu sonuncusu. Geri kalan küfürlü ben hepsini biliyorum ama ayıp o bunlar. Bak ne diyor düşkün. Neyzen baba ne diyor bak. Allah diyor senin hamurunu necasetle yoğurmuş. Senin diyor suçun yok ki oğlum. Anan seni tuvalette nokta nokta yaparken yanlışlıkla doğurmuş. Lan hiç utanmadın mı onu yazarken ya? İnsanlığın bittiği, onurun, şerefin, her şeyin bittiği, öldüğü an lan sen şerefi, onuru öldürdün lan. Ulan bunu yaz deyip kafana gülle vursalar, ulan yazmam. Yalan da bu kadar yalak değilim demen lazım lan senin. Ulan bir kendinize gelin, insanlığınızı kaybetmişsin. Lan ben suç örgütüyüm. Tamam. Ulan siz insan değilsiniz. 150 kiloluk adam pazar filesi. Bir de diyor, bu da diyor, mit gelir kafasına sıkar. Al silüğü gel. O tartışmacılar var ya, çoğu da eski asker. Hadi. Siz hepiniz benden. Yiyen gelsin. Yok. Mit gelecekti. Ya kıymetli dostlarım. Parayla adam öldüren kiralık gruplar var uluslararası. Onlarla görüşüyorlar. Bir Arnavut, bir Sırp grup, onlarla görüştüler, bir de Rus grup. Tabi geçmişte benim hayatım hep insanlara iyiliklerle geçti. Bir türlü aynı dakikada tak tak her şeyi nasıl biliyorum, öğreniyorum diyorsunuz ya. Çocukluğumdan beri hep iyilik yaptım. Her kesimden insana.